Merhabalar, hoş geldiniz. Çok yaygın bir şekilde medyada dikkat çekmeyecek bir haberden bahsedeceğim size. Dünya Gazetesi'nde tarım dünyasından köşesini yazan Ali Ekber Yıldırım'ın derlediği bir haber bu. Bu haberde Türkiye süt dozu ithalatının %9.712, evet çok doğru, peynir altı suyu ithalatının ise %6.419 oranında arttığını söylüyor. Ve özellikle 2020 yılının ilk 8 ayında bu çok belirgin bir şekilde görülüyor. Peki niye oluyor? Yani bu çok açıklanabilecek bir şey değil. Ama şöyle bakın, süt dozu yani su kattığınız zaman 1'e 9 oranında genişliyor. Dolayısıyla dünyada özellikle bizim ülkemizde abur cubur, çikolata, gofret vesairelerde çok yaygın bir şekilde kullanılıyor süt dozu. Peynir altı suyu da kıvam verici olarak kullanılıyor ve vücut geliştirmecilerin kullandığı biliyorsunuz tozların hepsi peynir altı suyunda yapılıyor. Yani Türkiye'de büyük bir patlama mı oldu vücut geliştirmede bilmiyorum. Ama bunun yanında şöyle bir kötü olay daha var. Özellikle Türkiye'de hani dövizin artışıyla beraber süt dozunu yurt dışından ithal etmemiz, gerçi bu rakamlar 5 milyon dolar gibi en fazla düzeye çıksa dahi bence oldukça önemli. Üstüne üstelik süt dozu ve peynir altı suyu normalde ne bileyim sütü tüketmekte zorluk çeken Türk insanı için sorun olabilir. Sağlığı tamamıyla bir kenara bırakıyorum. Erişkinlerde süt ve süt ürünleriyle ilgili benim olumsuz bir düşüncem var. Ama bebekler ve gelişme çağındaki çocuklar için son derece gerekli. Ve gene Ali Ekber Yıldırım'dan öğreniyoruz ki bu patlamanın sebebi anlaşılamamış durumda. Bu ıvır zıvır endüstrisinde kullanılıyor. Tamam, bunu da anlıyoruz. Fakat onun yanında da çok kötü bir gerçekle de karşı karşıya çalışıyoruz. 1 litre sütün maliyeti 2,34 TL. Buna karşın satış fiyatı, kabul edilen genel satış fiyatı 2,30 TL. Ve çoğunlukla üreticiler sütü bu 2,30'un altında, hatta 2 TL'nin altında satıyorlar. Ve çok daha ilginç bir şey var. Özellikle ucuza satılan sütler, yani üreticinin ucuza sattığı ve endüstriyel sütle dönüştürülen sütlerin içerisinde yağ oranı düşük. Hadi bunu okey dedik. Fakat protein oranı da %3,2 gibi bir oranda. Dolayısıyla aslında bunlar süt bile değil. Ve gördüğünüz üzere süt yetiştiren kişinin de ciddi sorunu var ki 1 litre sütle 1,11 kilogram yem alınabiliyormuş. Ve son 7 yılın en düşük düzeyindeymiş. Ve hani sağlıkla ilgili konuşan insanlardan birisiyim, doğru. Fakat şunu da söylememiz lazım. Türkiye tarım ve hayvansal üretim açısından bir kıskaç içerisinde ve özellikle dövizin böylesine patladığı bir dönemde ithalat daha da pahalı hale geliyor ve sonuçta gene biz kendi öz kaynaklarımıza mahkum kalacağız. Dolayısıyla Türkiye'de hem tarım hem hayvansal üretim için kalıcı, planlı bir çözüm geliştirilmesi gerekiyor. Bu gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesi için son derece önemli. Evet, biraz üzüldüm ama bunu da sizinle paylaşmak istedim. Değerli zamanınız için çok teşekkürler. Görüşürüz. Hoşça kalın.